1978 yılında Bursa'nın Yenişehir Kızılhisar köyünde Yusuf diye bir çocuk doğuyor. Bu çocuk tarlada çalışıyor, hayvan güdüyor, kahvede çay taşıyor, peynircilik yapıyor, sonra otelcilik turizm meslek lisesinden mezun oluyor ve asgari ücretin biraz üstünde kendine bir iş aramaya başlıyor. Yusuf Tom Cruise'un Cocktail ismindeki filmini izliyor ve buradaki barmenin azmine kararlılığına hayran oluyor. Bu arada daha fazla içerik için abone olmayı ve beğenip desteklemeyi unutmayın unutmayın. Kokteyl ismindeki film Yusuf'un hayatını değiştiriyor ve kendi işini kurmanın peşine düşüyor. O kararla birlikte 1996 yılında Bursa, İznik'te ilk şubesini, sadece 4 masalı o ilk şubesini açıyor Köfteci Yusuf. Şubesi İstanbul'a yakın olduğu için, İznik Gölü de turistik bir bölge olduğu için, o bölgeye de yakın olduğu için ziyaretçi çekiyor bu restoran. Sonra ikinci şubesini Orhan Gazi Yeniköy kavşağında açıyor ve yol üstü olduğu için Yusuf'un işleri burada da iyi gidiyor. Üçüncü şube ise onun için dönüm noktası oluyor. Bu şube ya tamam ya devam şubesi. Bursa eski Yalova yolunda bir alışveriş merkezinin karşısına açma kararı alıyor üçüncü şubeyi. Arkadaşları diyor ki Yusuf yapma zaten orada bir alışveriş merkezi var onun karşısına rakip olarak geçip duramazsın orası seni yer bitirir ama o tam aksini düşünüyor ve diyor ki oranın hali hazırda büyük bir kitlesi var. Ben oraya gidersem işimi de düzgün yaparsam o kitleden pay alırım. Gerçekten de dediği gibi oluyor ve 3. şubede çok başarılı oluyor. 2019 yılına gelindiğinde ise bırakın 3. şubeyi, 100 şube açılıyor. Bugün toplam 278 noktada hizmet veriyor. Köfteci Yusuf'un Yusuf, Yusuf Akkaş'ın tesislerinde günde 90 ton et tüketiliyor ortalama. 12 binin üstünde personeli var ve bunların %70'i kadın çalışan. 2018'deki toplam ziyaretçi sayısı Köfteci Yusuf'un nokantalarını 50 milyon kişi. Röportajlarını da İstanbul için şöyle söylüyor. İstanbul'daki şubelerimiz hafta içi ortalama günlük 20 bin, hafta sonunda 30 bin kişiye ev sahipliği yapıyor diyor. Hatta şöyle bir söylem var. Belki siz de duymuşsunuzdur. Kurtar bizi Yusuf abi diye alışveriş merkezleri sahipleri arasında dolanan bir söylem varmış. Bu şu anlama geliyor. Bazı alışveriş merkezleri kapasitelerinin altında yeterli sayıda tüketiciye ulaşamıyorlar. Bizim ülkemizde ne yazık ki alışveriş merkezi çılgınlığı olmasına rağmen hala bu konuda başarısız olmayı başarmış. Bazı alışveriş merkezleri varmış. Onlar da diyorlar ki gel bizim alışveriş merkezimize köfteci Yusuf'un şubelerinden birini aç. Çünkü biliyorlar ki eğer o şube açılırsa o alışveriş merkezine sırf köfteci Yusuf'ta köfte yemek için gelen insanlar olacak. E tabii ki bu insanlar sadece köfte yemek amacıyla bile oraya gitmiş olsa alışveriş merkezine gittiklerinde madem geldik Buraya kadar bir gezelim. Bir iki mağazaya bakalım illaki diyecekler. İşte bu noktada alışveriş merkezinin dükkanları satış yapmaya başlayacak. Dükkanlar satış yaptıkça kiralarını verebiliyor hale gelecek ve mal sahipleri de yatırımlarından kar elde edebiliyor olacak. Tüm bu durumu değerlendirdiğinizde de şöyle bir söylem daha var. Alışveriş merkezleri bu teklifi yaparken aynı zamanda verdikleri dükkanın da kirasını talep etmiyorlar. Ama bu ne kadar doğru bilmiyorum. Bu dediğim gibi sadece benim de duymuş olduğum bir söylem. Makul de bir bakış açısı aslında. Gerçekten günde 10 bin tane bir alışveriş merkezine sadece bir işletmenin şu insan çekebildiğini düşünürsek o tesisten, o dükkandan kar almamanız mantıklı olabilir. 2018 yılında 50 milyon kişi ziyaret etmiş dedim. 900 milyon lira ciro yapıldı. Diyorlar ki biz artık yurt dışına da açılmayı planlıyoruz. 2019'da verdikleri röportajda diyor ki köfteci Yusuf, Yusuf Akkaş önümüzdeki 5 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'ne, Körfez ülkelerine ve Almanya'ya açılmayı planlıyoruz. Hatta açılma stratejimiz sadece oraya et ihraç etmek olmayacak eti de orada üretmeyi planlıyoruz. Buna yönelik de araştırmalarımızı, fizibilitelerimizi, yani bu iş yapılırsa ne kadar karlıdır? Bunun ön değerlendirmelerini yapıyoruz diyor. Şimdi gelelim bu hikayedeki başarı sırlarına. Peki bu 28 sene içerisinde bu başarı nasıl yakalandı? Birincisi diyor ki Köfteci Yusuf biz hep rakiplerimizi izleriz. Bir bakarız rakiplerimiz neyi iyi yapıyor. Biz onların iyi yaptığını daha iyi yapmaya çalışırız. Bir de bakarız rakiplerimiz neyi kötü yapıyor. Neyi kötü yapıyorlarsa da onu da yine biz iyi yapmaya çalışırız. Yani ben en iyisini bilirim, ben en iyisini yaparım değil. Önce bir bakacağız hangi işi yapıyorsak yapalım. Bu tarafımızdaki insanlar ne yapıyor, biz üstüne ne koyabiliriz? Benim ikinci başarı sırrı olarak gördüğüm şey şu, şu anda hala vaktinin %80'ini gidip şubelerde geçiriyormuş. Şimdi pek çok büyük patron gibi aslında gidip kendisine kocaman bir oda yaptırabilir. O odada sandalyesine oturabilir ve önüne yığılan raporlarda önüne koyulan istatistikler neyse onlar üzerinden şirketinin durumunu algılamaya çalışabilir. Ama o bunu yapmamış. Yeri geldiğinde müşterilerine servis dahi yapıyormuş. Üçüncü başarı noktası olarak da şunu söyleyebiliriz. İşini hakikaten geliştirme gayesi olduğunu ve işi için bir şeyler yaptığını görebiliyorsunuz. Örnek olarak şunu vereceğim. Yalın üretim modeli denilen bir model var. Yalın sistemler var. Endüstri mühendislerinin özellikle üzerinde çalıştığı ve üretim hatlarını daha iyileştirebileceğiniz Onları daha anlamlı kılabileceğiniz, verimliliği artırabileceğiniz ve basit bir hale getirebileceğiniz modeller bunlar. İşte bu konuda da Yalın Enstitü'ten profesyonel bir destek alıyorlar ve bu süreçleri, tüm süreçlerini daha yalın, daha anlamlı, daha verimli hale getirmeye çalışıyorlar. Bir diğer uygulamaları da mobil uygulamaları. Bunu da hayata geçirmişler ve mobil uygulamaları üzerinden de sipariş alıyorlar pek çok noktada ve bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki bugün bu telefonların içine girmeyen, bu akıllı telefon için uygulama üretmeyen, üretilen, uygulamalara hizmet vermeyen en basitinden kendiniz tamamen bir uygulama kurmazsınız, belki bir yemek servisçisinizdir ama yemek sepetinde ürünlerinizi satmaya devam edersiniz, işte getir yemekte de satmaya devam edersiniz bir şekilde de olsa bu çevremin içine girmeyen, ben tamamen dışarıda kalacağım diyen kaybetmeye mahkum olacak. İşte bunları da görüp önlem almaları gayet yerinde olmuş ve gelelim belki de en önemli başarı sıralarından bir tanesine. Sonuçta ortada biz bir etten, bir üründen bahsediyoruz ve bu etin hikayesi çok önemli. Bu et nereden geldi? Nereden yola çıktı? Bizim önümüze yiyeceğimiz tabağa kadar, gelene kadar neler geçirdi? Köfteci Yusuf etlerinin %20'sini kendisi üretiyor. Marmara bölgesinde çiftlikleri var. %70'ini anlaşmalı çiftliklerden alıyor. %10'unu da büyük toptancılardan alıyor. Fakat burada bir kriter var. Satıcılara diyor ki et aldığı satıcılara bana sattığınız etle alakalı her şeyi bilmek, her şeyi görmek istiyorum. Yani bu hayvan doğduktan sonra başına neler geldi, nasıl beslendi. Bunların hepsini, hepsini görmek istiyorum diyor. Bunları görebildikleri sistemler varmış ve bu domuz eti olayı da tedarikçilerden kaynaklı bulaş olayı olabilir. İkinci olarak beslenme konusu, beslenmede de şöyle, bu hayvanların nasıl besleneceği, ne yiyeceği ile alakalı kendileri zaten yem oranlarını vesaire belirleyip buna göre beslenmelerini sağlıyorlarmış. Sonra istenilen standartlara ulaşan hayvanlar mezbalara getiriliyor, kesiliyor. Kesim sonrası 0 ila 4 derece arasında dinlendiriliyor ve soğutma özelliği olan araçlarla taşınıyor. Bu araçlarla taşınıp tesise getirdikten sonra tesiste etlerden numuneler alınıp etler inceleniyor. Hem kalite kontrol birimi inceliyor, hem de veterinerler yine etin denetimini gerçekleştiriyor. Standartları sağlayan ürünlerde, eğer ürünlerde herhangi bir sorun yoksa standartlar sağlandıysa soğuk depolar aktarılıyor. Sonra bu etler, bu karkas etler ağırlıklı olarak makineler yardımıyla parçalara ayrılıyor. Üretim hattında artık ne yapılacaksa o etten sucuk mu yapılacak, köfte mi yapılacak, antrikot mu yapılacak ona göre ilgili bölgelere dağıtılıyor. Sonra da istenen üretim yapıldıktan sonra bunlar vakumlanıyor, paketleniyor ve yola çıkıyorlar. Ve geldik en önemli noktaya ve en çok sorulan sorulardan birine. Şimdi herkes diyor ki neden burası bu kadar ucuz? Neden acaba bu kadar düşük fiyata servis veriyorlar insanlara? Acaba bu etlerin içerisinde soya mı var? Soya bildiğiniz gibi ucuz bir ürün ve etin muadili olarak pek çok ürün içerisine yerleştiriliyor. Örneğin marketlerden aldığınız pek çok mantıda aslında gerçekten et yok, soya var. Köfteci Yusuf'a da bunu soruyorlar. O da diyor ki benim yüzlerce şubem var. Rakiplerimden bir tanesi gidip herhangi bir şubemde bir köfte sipariş etse örneğin o etten alsa bunu laboratuvarda da test ettirse ve onun içinden soya çıksa sonra beni basına ifşalasa ben zaten bu işi yapamam bile diyor. Yani diyor ki benim eğer böyle bir kusurum varsa bunu ortaya çıkarmak zaten çok kolay. Tabii ki böyle bir şey yapmıyoruz diyor. İsteyen herkes gelsin bizim etimizden numune alsın. Laboratuvar ücretinde ben ödeyeceğim diyor. Test ettirsin. Kesinlikle böyle bir şey bizim etlerimizde yok diyor. Peki buna rağmen nasıl bu kadar ucuza sunabiliyorsunuz dendiğinde de diyor ki biz tonajla üretim yapıyoruz. Anlat çevrimi düşündüğünüzde bizim fabrikalarımız var. Tonlarca et üretiyoruz ve insanlara eti düşük karmarcılarıyla araya da hiçbir aracı sokmadığımız için, hiçbir şekilde başka işletmelerle bir araya gelmediğimiz için, franchise'ımız olmadığı için, üretimi tamamen bir kısmını kendimiz yaptığımız için yani olabildiğince dış paydaşları işin içine katmayıp kendi başımıza bir şeyler yaptığımız için maliyetlerimizi düşük tutabiliyoruz diyor. İşte bu şekilde de insanlara bu kadar ucuza, ekonomik bir şekilde daha doğrusu et yedirebiliyoruz diyor. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz insanların izledikleri şeyler, duydukları şeyler, gördükleri şeyler, birilerinden dinledikleri şeyler hayatlarına ne kadar fazla değer katabiliyor. Şey, küçükken veya genç yaşında bir film izliyor ve o filmle birlikte aslında hayatı önemli ölçüde şekilleniyor. O film onun için bir ilham kaynağı oluyor. Bu muhteşem hikayede şunu görüyoruz: Illaki işin bir yerinde mantıklı adımlar atılmış, doğru kararlar verilmiş, doğru şeyler yapılmış. Yani o yüzden kendi işinizde yapsanız, başkalarının yanında da çalışsanız yükselmenizin iyi bir noktaya gelmediğinizin sebebi işinizi düzgün yapmak, diğerlerinden ayrılmak, başkalarının hatalarını görünce aynı hataları yapmamak, hep daha iyi, en iyi ortaya koymak. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.